Merhaba Tömür. Merhaba Tombul Kasap. Ne oldu ya? Niye havalara bakıyorsun öyle? Uçan daire arıyorum. Allah Allah. Üşüttün galiba. Üşüttüm. Kahve havalansın diye camları aç dedim böyle. Ceyrana kaldım, boynum da doldu. Öyle desene ya. Taze çayın var mı? Var. Sen geç kahveye. Ben Muhtar babacığımdan borçları alıp geliyorum, tamam mı? Tamam, oldu. Herkes kendi derdine de. İnsan bir geçmiş olsun derdine. Galas. Senden bilirim yok bana bir faide. Merhaba Muhtar babacığım. Oo Temel, hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Başı almaya geldim. Ne o? Boynunun ağrısı geçmedi mi hala? Nerede babacığım? Daha da kötüledi. Uy. Böyle olmaz Temel. Bir doktora görünmen lazım. Vakit yok ki babacığım. Kahveyi şöyle bir toparlayayım. Ondan sonra Bahadır'a gidip bir ilaç alacağım. Aman ihmal etme. Sağlık konusunda geç kalmaya gelmez. Biliyorum babacığım, biliyorum. Geç kalmak dedin de. Seni. Lafı döndürüp dolaştırıp Fadime'ye getireceksin değil mi? Uy babacığım, Fadime çok geç kaldı. Öyle diyeceğimi nasıl anladın babacığım? Nasıl anlamam ya? Yarım saatte bir aynı şeyi söylüyorsun. Kusura bakma babacığım, elimde değil, merak ediyorum. Neydi? Merak edecek bir şey yok Temel. Fadime ile Goncagül birlikte alışverişe gittiler işte. Uy. Lakin çok geç kaldılar da. Kadın millete alışverişe daldı mı bütün dünyayı unutur. Öyle mi oluyor? Haçan Fadime de alışverişe dalıp beni akşam yemeğine davet ettiğinizi unutmaz inşallah. Unutmaz. Akşam bize geliyorsun. Geliyorum babacığım. Uy. Uy, çok geç kaldık. Allah'tan akşamki misafir için yemeğimi hazır etmiştim. Misafir mi? Kim geliyor? Temel. Ama ben de önemli bir sanmıştım. Ne biçim laf ediyorsun kız? Benim nişanlım önemsiz mi? Hemen bozulma usta. Yani yabancı biri mi demek istemiştim? Ben senin sevgilin Bahadır Bey'e doğum günü hediyesi almak için saatlerdir geziyorum. Sen benim nişanlıma ne diyorsun? Uzatma usta ya, özür dilerim hadi. Şaka ettim, şaka. Ayaklarıma kara sular indi. Sen hediyeni aldın, kurtuldun. Ben kaldım hava öyle. Ne yapalım usta? Bir şey beğenmiyorsun ki. Sen de yardım etmiyorsun. Üstelik her dükkanda bir saat oyalanıyorsun. Ben mi? Yapma usta. Çeyiz mağazasından zor çıkardım seni. Kazacı dükkanında kulaklıkları takıp bir sağa bir sola sallanan kimdi? Tamam. İkimiz de oyalandık. Aa gel bir de şuraya bakalım. Hadi. Uy çok güzel. Her çeşit eşya satılı. İçeri girsek mi acaba Kuncagül? Başka şansımız var mı? Ne güzel bir dükkan. Cicili bicili, ışıl ışıl. Burada da bir şey bulamazsan bozuşuruz usta. Ben de geç kalırım ona göre. Tamam da gel şu yana gidelim. Kemerlere, süslanlara bakalım Kuncagül. Aa sen git, ben kitaplara bakacağım. Sen ne kitap kurdu? Yine kavuştun kitaplarına. İşte en güzel hediye. Bir kitap al olsun bitsin. Kitap çok bilindik bir şeydi. Şöyle değişiklik olsun istiyorum. Ha böyle koku falan gibi diyorum. Ama ne değişik ne değişik. Kokuymuş. İyi anlaşıldı. Senden hayır yok bağ kitap kurdu hanımefendi. Ben bu yana gidiyorum, bekle beni buraya. Okey usta. Arkadaşınızla anlaşamıyorsunuz galiba. Yo çok iyi anlaşırız. Pek öyle görünmüyor. Tanışıyor muyuz? Evet. Anlamadım. Nereden? Burada. Aynı yazarı seviyoruz değil mi? Sevdiğim pek söylenemez. Ama anlatım tarzı ilginç geliyor. Son kitabını okudunuz mu? Hayır. Mutlaka okuyun. Hiç fark ettirmeden psikolojik analizlere götürüyor insanı. O kadar doğal bir dili var ki. Çok seveceksiniz. Tavsiyenize teşekkürler. Okumaya çalışacağım. Yalnız son baskısını alın. Diğerlerinde ufak tefek çeviri hataları var. Siz edebiyatçı mısınız? Keşke olsaydım. Hayır. Bu mağazanın sahibiyim. Diğer şubelerinde. Kısaca iş adamı diyebiliriz. Adım Murat. Memnun oldum. Ben de Goncagül, öğrenciyim. Çok güzel. Öğrencilerin ders kitapları dışında da kitaplarla ilgilenmesi beni mutlu ediyor. Hoş, çok hoş. Doğrusunu isterseniz sizin de kitapları olan ilginiz beni mutlu etti. Nedense iş adamı deyince gözümün önüne hep işten, güçten, paradan başka şeyle ilgilenmeyen tipler gelirdi. Yanılıyorsun Goncagül. Onlar da gezer, güler, eğlenir. Gülmek dedim de. Evet.
Yeni gülmece kitapları geldi. Görmek ister misin? İsterdim ama arkadaşım... Bu olmadı. Bunun başka bir rengi yok mu? Onun işi uzun süreceğe benziyor. Galiba. Hadi öyleyse. Şu tarafta. Pardon. Yok, bu da olmadı. Buyurun, geçmiş olsun. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Uy. Hayrola Temel, neyin var? Üstüne afiyet ayağımı burktum da. Ama boynunu tutuyorsun. Ayağım uzakta kalıyor da, burası daha yakın kalıyor. Uy. Bana bir ilaç var, gözünü seveyim. Şimdi bir merhem vereyim sana. Eğer geçmezse bir doktora gidersin, tamam mı? Hacan senin doğum gününe kadar geçer inşallah. İnşallah. Ne ettin? Ha böyle müzikli bir yerde masa ayarlayacaktın. 3-5 genç bir arada eğlenecektik. Ben de Fadime ile böyle dans edecektim, ne oldu? O iş tamam Temel. Her şeyi ayarladım. Ama asıl öyle bir şey yaptım ki sorma gitsin. Sormam da. Ulan sen hem meraklandırıyorsun hem de sorma diyorsun da. Ne iş ettin de bana? Bak. Uy bakamıyorum. Uy yüzük, söz yüzüğü. Gonca Gül'e sürpriz yapacağım. Kendi doğum günümde ona söz yüzüğü takacağım. Aferin sana da Bahadır. Seni çok takdir ettim ama böyle de. Yalnız sürpriz olacak. Kimseye söylemek yok, tamam mı? Tamam da söylemem. Fadime'ye bile. Fadime'yle bir gelsin de varsın söylemeyeyim de. Gideli kaç saat oldu? Meraktan çatladım ha buraya. Nereye gitmişti ki? Gonca Gül'le beraber sağ doğum günü hediyesi almaya git. Uy, ula bunu da söylemeyecektim. Ağzımdan kaçırdım. Umarım arkadaşınız beğenir. Senin seçimine güveniyorum cici kız. Şaka yapmayın lütfen. Yeni tanıştık. Bana güvenmeniz için hiçbir sebep yok. Arkadaşım için kitap seç dediğimde onun burcu ne diye sormadın. Bence yeterli bir sebep. Murat Bey, buyurun efendim. Ben birazdan çıkacağım. Arayan soran olursa not alın lütfen. Peki efendim. Sonunda bu iş de bitti. Fadime sen mi geldin? Niye şaşırdın kız? Başkasını mı bekliyordun? Yok canım. Öyle güzel şeyler var ki. Bakmağa doyamadım. Lakin hemen gitmemiz icap edi. İyice geç kaldık. Panik yapma. Hemen gideriz. Giderikse biraz zor giderik. İş yerlerinin dağılış saatlerine çattık da otobüsler tıklıp tıkıştır şimdi. Yollarda perişan olacağız valla. Gonca Gül isterseniz sizi götürebilirim. Arabam dışarıda. Kim bu? Murat Bey. Arkadaşım Fadime. Merhaba Fadime. Merhaba. Nereden tanıyorsun bunu? Bu mağazanın sahibi. Seni beklerken tanıştık. Kitaplardan söz ettik. İyi ettiniz. Hadi şimdi yürü, geç kaldık. Hoşçakalınız. Bir dakika. Acele etmenize gerek yok. Ben de çıkıyordum zaten. Sizi götürebilirim. Zahmet etmeyin. Zahmet olmasın. Bir dakika canım, ne zahmeti? Benim için zevk olur. Bilmem ki. Ne yapıyorsun usta? Çekinecek ne var canım? Siz değil miydiniz otobüslerden şikayet eden? Biz hem şikayet ederim hem de piner giderim. Sağ olasınız. Yürü kız, geç kaldık. Bir dakika. Canım, bir dakika. Sizin gibi şeker hanımların yollarda güçlük çekmesine razı olamam. Evet, ne diyorsun usta? Okey mi? Okey. Okey mi? O halde buyurun. Hadi gidelim. Ne ettin kız? Delirdin mi? Ne işimiz var el alemin arabasına? Yavaş usta, ayıp oluyor ama. Allah'ım sen akıl fikir ver yarabbim. Geçmiş olsun Hüseyin Hanım. Geçmiş olsun valla. Çok acıdı mı? Yok, geçti. Allah razı olsun Handan Hanım. Ne demek canım, vazifem. Bu grip böyle işte. Yatıp dinlenirsen bir haftada, yatmazsan 7 günde geçiyor. Öyleyse sen hiç kalkma, ağla da çabuk geçsin. Ben sana bakarım. Ne oldu? Ben artık gideyim. Olur mu ayol? Daha konuşamadık bile. Zeynep, sen koş Handan Hanım'a bir çay yapıver. Hadi kızım. Olur ama ben gelmeden başlamayın ha. Neye başlamayalım anlamadım. Sohbete canım, sohbete ne olacak? Kaç gündür grip yüzünden yatağa bağlandım kaldım. Mahallede neler olup bitiyor haberim yok vallahi. Şu mesele. Ne oldu? Kadriye'nin damadına bir haber var mı? Yok değil mi? Tabii.
Adam yolladı kadını buraya. Oralarda fing atıp duruyor. Zeynep telefona bak. Bakıyorum hala. Ha, kadını yolladı dedim de muhtar ne oldu muhtar? Bu aralar Figen Hanım'dan bir haber var mıymış ha? Ay ne bilirim ben canım. Muhtarın telefonlarını mı dinliyor? Laf. Ha, hiç de fena fikir değil ha. Allah Allah. Hala, ha. Enişten telefonda seni istiyor. Aa, Aydar Paşa mı? Evet. E, yatıyor demedin mi kızım? E, dedim. Yine de seni istiyor. Ay hayırdır inşallah. Ne oldu acaba? Ay, dur canım telaşlanma. Yavaş. Of. Yavaş. Yavaş. Kızım ay. Yardım et alana. Yavaş. Of. Evet Haydar Paşa. Aman Haydar Bey. Yok bir şeyim Müzeyyen Hanım. Sadece nasıl olduğunuzu merak ettim. Anlamadım. Dün gece beni çok korkuttunuz Müzeyyen Hanım. Siz öyle ateşler içinde yanarken ne yapacağımı bilemedim. Benim için endişelendiniz demek Haydar Bey. Hem de nasıl Müzeyyen Hanım? Size bir şey olacak diye ödüm koptu. Hadi canım. Yani şey, siz de abartıyorsunuz Haydar Bey. Alt tarafı basit bir grip. Öyle demeyin Müzeyyen Hanım. İleri yaşlarda ateş bünyeye çok zararlı biliyorsunuz. Nereden bileyim canım? Hem ayrıca endişelenecek yaşlarda da değilim. Aman neyse. Aklıma bizim Rıza geldi de içime bir kurt düştü işte. Hangi Rıza? İstasyon şefi Rıza canım. Hani geçen yıl karısı vefat etmişti de çocukcağız perişan olmuştu. Ortalarda kala kalmıştı. Ne? Ha, anlaşıldı Haydar Bey. Aşk olsun. Siz beni değil, asıl kendi durumunuzu merak ediyorsunuz. Anladım. Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz? Tamam tamam, merak etmeyin efendim. Bir yere gittiğim yok. Hey, maşallah turp gibiyim, turp. Anlaşıldı mı? Ne oldu şimdi? Aa, hala bakıyorum, eniştemle konuşmak yaramış. Yüzüne renk gelmiş ha? Hayır canım, beynime kan geldi de ondan. Ne oldu ayol? Ama yok bir şey canım. Aa, ne oldu? Niye kalktınız? Oturup konuşacaktık. Gideyim gideyim. Ha? Hem Goncagül de neredeyse gelir. Sonra ha. Yine uğrarım olur mu? Hadi canım. Olur ne yapalım. Çok teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Benim bir arkadaşım sizin okulda öğretim görevlisiydi. Ya ismi ne? Söylesem de tanımazsın. Ayrılalı çok oldu. O zaman ne anlatıyorsun? Lafı da beri gele. Mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Çalışacağım. Tabii iş bulabilirsem. Sana kartımı vereyim. Belki lazım olur. Çok tanıdığım var. Teşekkürler. Benim babam da muhtardır. Onun da çok tanıdığı var. Telefonlarımın hepsi yazılı kartta. Aramak için mezun olmayı bekleme sakın. Olur. Neden sebep durup dururken arasın sizi? Hı? Şey ne bileyim ben. Bazı sosyal etkinliklere haber vermek için olabilir. Film festivalini izliyorsun değil mi? Elimden geldiği kadar. Derslerden pek vakit olmuyor. İyi filmler geliyor. Jim Jarmusch'un filmlerini gördün mü? Ölü Adam ve İçeridekileri seyrettim. Ama Dünyada Bir Geceyi kaçırdım maalesef. Uy, ben de aklımı kaçıracağım şimdi. Peki Postacı'yı gördün mü? Oh, harikaydı. Bahadır da seni merak etmiştir Kuncagül. Saçmalama usta. Alışverişe çıktığımızdan haberi bile yok. Bahadır kim? Mahallemizin eczacısı. Kuncagül'ün de sözlüsü. Fırlanta gibi çocuktur, sizden iyi olmasın. Fadime, Bahadır benim sözüm değil. Şimdilik değil. Lakin her an olabilir. Neyse. Senin medeni halin Murat Bey'i hiç ilgilendirmez zaten. Arkadaşımın kusuruna bakmayın lütfen. Rahat ol Gonca Gül. Fadime çok sevimli, cana yakın bir kız. Nereden sapacağımı bana söyle Gonca Gül. Işıkları geçince. Bak usta. Sakın mahalleye arabayla girelim deme. Bir gören olursa burnundan getiririm ona göre. Biz ilerideki durakta inelim Murat Bey. Anlıyorum. Nasıl isterseniz. Çok teşekkürler Murat Bey, zahmet oldu. Ne demek? Zevkti. Senin gibi cici, kültürlü, hoş bir kızla tanışmak büyük şans. Şansınız daha da açık olsun Murat Bey. Yolunuzda.
Sağ olunuz, var olunuz. Bizi buraya kadar getirdiniz, Allah razı olsun. Güle güle. Tekrar teşekkürler. Telefonunu bekleyeceğim. Kız, ben sana ne diyeyim? Ne edeyim? Neler ettirdin bana? Ne oldu usta ya? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Herifin arabasına bindirdin beni de. Çok şükür sağ salim inebildim. Ya bırakmasaydı? Ya kapımı kaçırsaydı? Aman Fadime, hangi devirde yaşıyoruz? En kötü devirde. Gazete okumuyormuşsun? Televizyon seyretmiyormuşsun? Neler olur? Cahil de değilsin. Tövbe tövbe. Uzatma usta ya. Adamcağız bize yardım etti işte. Üstelik çok iyi. Çok nazik biri. Sevsinler. Nereden anladın iyi olduğunu? Alnında mı yazıyordu? Konuşmasında. Çok kültürlü bir adam. Hem de kafa dengi. Sanattan ve edebiyattan da iyi anlıyor. Ne olmuş yani? Bahadır da ilaçlardan iyi anlıyor. Hangisi baş ağrısına, hangisi romatizma iyi gelir, hepsini biliyor çocuk. Biliyor musun usta? Bunca zamandır Bahadır'la çıkıyoruz. Hiç böyle sohbetlerimiz olmamış. Sohbetinizi sevsinler, yürü hadi yürü. Yok filmmiş, cimcimbüşmüş, festivalmiş. Neyse, ben buradan ayrılıyorum. Biraz daha geç kalırsam bizim evde festival çıkacak. Korkma usta, muhtar bey sana kızmaz. Korktuğumdan değil de, senin gibi delinin aklına uyduğu mısın? Temel beni delirtecek. Nerede kaldın? Ne yaptın? Oo, işin yoksa hesap ver. Sen de verme o zaman, mecbur musun? Vermeyeceğim zaten. Hele senin aklına uydu mu? Hiç demeyeceğim. Daha aklımı o kadar kaçırmadım. Neyse, hadi hoşça kal. Minik serçe de selam söyle benden. Heh. Uf, ha bu Fadime de nerede kaldı da? Temel, camın önünde dikildin kaldın. Fadime'yi bekliyorum ha buraya. İyi de biz de çay bekliyoruz. Çayı yeni demledim. 10 dakika sonra hazır olur. Hava da iyice karardı. Bekledim de gelmedin. Gözyaşımı silmedin. Ya bırakın çocukla dalga geçmeyi. Ha buraya nişanlımı merak ediyorum. Siz dalga geçiyorsunuz. Ama sen Fatime'yi her zaman merak ediyorsun Temel. Temel'den hayır yok arkadaşlar. Ben kendime kahve yapacağım. Başka isteyen var mı? Ben istemem. Vallahi ben de az şekerli bir kahve içerim doğrusu. Çaya da bir bakıver. Oynasana. Belki demlenmiştir. Hay hay beyler. Pencilse yanlış kapı alma. Çek onu. Ha. Dört. Temel Bey, tamam. Siz ne arzu ederdiniz acaba? Çay, kahve, soda, gazoz. Sağ ol, ben bir şey istemiyorum. Size afiyet olsun. Oy, Fadime geliyor. Oy. Oy. Hadi oyna oyna. Hadi. Beni gördü dünyasını Fadime, unuttu. Fadime kız. Nereye kaldın nişanlım? Ha buraya meraktan çatladım. Ağız oldum ha buraya da. Merakını yesinler. Geldim işte. Hoş geldin nişanlım. Ulahaç'tan gelmiyorum. Alt tarafı alışverişten geliyorum. İyi de bu alışveriş kaç saat sürüyor böyle? Hediye seçmesi kolay mı sanıyorsun ula? O dükkan senin, bu dükkan benim. Yok bu daha iyi, yok bu daha ucuz deyinceye kadar vakit geçti. Fadime bekle kız. Ula Kılçık, zevzeklik edip de lafa tutma beni. Daha yukarı çıkıp sofrayı hazırlayacağım. Yamağı misafirimiz var. Misafiriniz mi var? Kim geliyor da peki? Sen gelirsin ula şımşır kafalı. Unuttun mu? Anlaşmaladık. Yemeğe geç kalayım deme sakın. Merak etme nişanlım. Geç kalmam, seni bekletmem. Sen beni beklettin ama ben seni bekletmem. Babacığım kusura bakma, geç kaldım. Biraz geciktin. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım da. Neyse, lafı bırak da yardım et. Temel neredeyse gelir. Al az önce yolumu kesti. Lafa tutup beni oyaladı. Karnım da bayağı acıktı. Sen otur babacığım. Ha? Ben yemekleri ısıtıp salatayı edip geliyorum. Ha? 5 dakika sonra sofraya otururuk. Tamam. Ben de şu haberlere bakayım bari. Behpare. Behpare. Efendim annem. Kızı iyi saatte o sulara karıştı zannettim. Elinde salata tabağı öyle bakıyorsun.
Televizyon seyrediyorum annem annem. En sevdiğim dizi. Bana bak, başlatma dizine. Götür salatayı masaya koy. Ay bu kız bu evlilikte kime çekti bilmem ki. Balı çekmedi muhakkak. Sen de fazla uğraşıyorsun be anne kızla. Biraz rahat bıraksana. Ali haklı. Bazen çok üstüne gidiyorsunuz Mehpare'nin. Ah yenge. Aa, öyle mi? Akşam akşam beni sokacak bir laf buldun gene. Laf soktuğumuz yok anacığım. Aşk olsun. Sen değil oğlum. O. Mehpare işin bahanesi. Hayda. Yine suçlu ben oldum. Benim bu evde konuşmaya, düşüncelerimi söylemeye hakkım yok mu? Tamam. Kapatın. Bitti. Hadi oturalım sofraya da yemeğimizi yiyelim. Bir dakika. Soruyorum, ben bu evin nesiyim ha? Hepinize soruyorum, ben bu evin nesiyim? Nesiyim ha? Kraliçesisin annem. Sen sus. Ben ilk önce Behiye Hanım'a soruyorum. Tamam. Madem bana soruyorsunuz söyleyeyim. Siz bu evin tek ama tek hakimisiniz. Siz ne derseniz o olur. Behiye. Yanıldınız Behiye Hanım. Ben bu evin hizmetçisiyim. Ya anne yapmasana ya. Yalanma. Ev temizliği bende. Çamaşır, bulaşık, ütü, yemek işi bende. Çocuğa desem ben bakıyorum. Bir yağlama da akşamlar eve geldiğinde laf sokuşturmak düşüyor. Tamam anne. Siz haklısınız, ben haksızım. Benim bu eve hiç katkım yok. Kuaför köşelerinde el alemin saçı başı kaprisiyle keyfimden uğraşıyorum. Behiyeciğim ağlama lütfen. Annem öyle söylemek istemedi. Hadi. Sen de iki damla yaş görünce hemen yelkenleri suya indiriyorsun. Ya anacığım. İkiniz de boş yere birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Mehpare'yi konuşuyorduk. Kavgaya başladınız. Mehpare. Annem buradayım. Kız koş yemeklerin altını kapat. Yandı canım kapuska. Ay, cezanı vermesin. Yandı canım kapuska. Hadi yiyin şimdi manşık salatayı da aklınız başınıza gelsin. Anacığım. Oh, afiyet olsun çocuklar. Doydun mu babacığım? Daha sırada tatlı var. Tatlı var da. Muhtar babacığıma hanım gebeği nişanlıma da bülbül yuvası aldım. Zahmet etmişsin oğlum. Zahmet olur mu babacığım? Haçan bu güzel yemeklerin yanına bunlar az bile de. Eline sağlık nişanlım. Sayende midem bayram etti. Ulan Ali'ye her gün bayram. Lütfen nişanlım. Baba bir daha deli lafını etme de. Babacığım hala olanlar aklıma geldikçe böyle tüylerim diken diken oluyor bak. Ben bir ellerimi yıkayayım. Tatlıyı da birazdan yeriz. Şu yediklerimizi hazmedelim önce değil mi? Olur babacığım. Tamam babacığım. Sağ yardım edeyim nişanlım. Haçan böyle evliliğe de alışkanlık yapmış oluruk. Haçan sana boşuna mı bülbül yuvası getirdim de? Haçan bugün bülbül yuvası, yarın bizim yuvamız. Dur ula, babam gelecek şimdi. Olsun da, olsun gelsin. Ona da hanım köpeği veririk. Nişanım bana bak, sana bir sır vereceğim tamam mı? Biliyorum, beni çok seviyorsun. Bu sır değil ki. Seni sevdiğimi bütün dünya bilir. Ben sana başka bir sır vereceğim. Neymiş o sır? Kimseye demeyeceğine yemin et. Yemin ediyorum. En sevdiğin şey üzerine yemin et. Sıktın ama. Tamam kızma söylüyorum. Bahadır Goncagül'e söz yüzüğü aldı. Sahi mi söylüyorsun ula? Aşktan alay etmeyeceğimi biliyorsun değil mi? Doğum gününe takacakmış onu da sürpriz. Oy hakikaten sürpriz. Sonunda bizim Bahadır akıllandı desene ula. Ne şanslı kız şu Goncagül. Oy. Sen de şanslısın nişanlım. Haçan bu devirde bizim gibi delikanlılar nerede kaldı da? Hepsi Çanakkale Savaşı'na öldüler. Sevsinler. Edebiyatuni. Kim bilir belki de ben de sana o gece bir sürpriz edebilirim. Ne sürprizi ola? Nikah memurunu getirip nikahı basıveririm anasını satayım. Ben de ha bu tabakları kafanda kırıveririm ula. Bırak şu zevzekli de sofraya toplamama yardım et. Emrin olur nişanlım. Ha. Emrin olur da. Mirun. Kırıldı. Seni çok seviyorum ve ilk kez böyle şeyler hissediyorum. Ay inanma be kızım, adam zampara. Hadi sevgilim, baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Ellerinden tutmak. Ay gitti kız Goncagül. Görüyor musun hay aptalar. Tuh. Ay gitti evladım, gitti vah.
Selma, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Sen... Şaşırmış gibisin. Şaşırmadım desem yalan olur. Neden? Artık karşılaşmalarımızı tesadüfe bırakmayacağımı bilmeliydin. Öyle mi? Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Sevindim. Şey yani niye sevinmeyeyim ki? Öyleyse benim de bir yemek yemeye itiraz etmezsin artık. Yemek mi? Evet. Sakın öğlenleri yemek yemiyorum deme. Yiyorum tabii de şey, benim o kadar vaktim yok. Okula dönmem gerek. Öğleden sonra da derslerim var. Oyun bozanlık etme işte. Hayatında hiç okul kırmadın mı? Kırdım tabii ama... Hadi bakalım, bin arabaya. İlk dersine demiyorum ama söz, bir sonrakine yetiştireceğim seni. Anlaştık mı? Peki, anlaştık. Hadi bakalım. Nasıl? Çok güzel. Güzel. Suzan, şekerim, giy de üstünde görelim. Ay, uzun işimde, soyun giy. Güzel, çok. Ay. Sonra resimlerde görürüz. Çok çok şükür. Kız Suzan, nişanlananlar kim? Akraba filan mı? Şevket'in yeğeni, çok yakınımız yani. Ha. Allah mesut etsin. Sağ ol. Ah, darısı başıma. Çıkmadık candan ümit kesilmezmiş bir Salih. Hala bekliyoruz. Ay niye beklemesin ayol? Kısmet bu. Bir gün birdenbire çıkıverir karşısına. Annem annem, Handan teyzem ne güzel konuştu değil mi? Sus, arsız densiz. Teyzeymiş. Aman Mehbar, evlenip de ne yapacaksın be kızım? Görüyorsun evlenenlerin halini. Doğru, yarın öbür gün kuyruğu sıkıştırıp ana evine dönmek de var. Ya. Yo. Ben evlenince asla bir daha ana evine dönmem. Kız büyük konuşma. Seni alan, hani tabii alacak biri çıkarsa diyelim. Üç gün sonra kapıma geri getirmezse bana da seher demesin ha. Ne diye yazıyorum. Aşk olsun annem anne. Kız şaka yaptım. Sana kıyar mıyım ben? Ben de şaka yapıyorum annem. Seni bırakır da gider miyim? Gider mi? Ekmek elden su gönder. Şaka bir yana. Bakıyorum da şimdiki genç kızlar akıllı vallahi şekerim. Bir gelinlik sevdasına evlenip gitmiyorlar. Doğru söylüyorsun. Bizler nasıl heves ederdik? Ah ne zaman gelin olacağız diye. Ya. Bizim zamanımızdaki bütün filmler gelinle damatla biterdi be canım. Güya mutlu son. Son olur mu? Evlilik asıl başlangıç lütfen. Doğru. Allah iyilerle karşılaştırsın. Ne diyelim, iyi yazılar amin yani. Lütfen, amin. Amin. Bütün genç kızlara hayırlı kısmetler versin. Amin. Sana da, sana da. Amin. Ne oldu? Hiç. Sadece seni seyrediyorum. Neden? Öyle gençsin ki... aramızdaki yıllara lanet okutacak kadar gençsin. Sen kendini yaşlı mı görüyorsun? Değil miyim? Bence hayır. Ama tabii senin ne hissettiğin önemli. Seninleyken kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum. Benden küçüksün yani. Bütün gece seni düşündüm biliyor musun? Öyle mi? Aslında ben de öyle. Ben de hepsini düşündüm. Pardon canım. Önemli değil. Alo? Efendim? Bir saniye seni duyamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Alo? Şimdi duyabiliyor musun canım? Evet sevgilim. Şimdi iyi. Neredesin? İtalyanlarla yemekteyim hayatım. Senin günün nasıl geçiyor? Çılgın. Anlaşmayı imzaladın mı? İstediğim fiyata gelmeleri için naz yapıyorum.
Ama tamamdır, iş benim. Harikasın karıcığım. Akşama bunu kutlarız. Oldu. Sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Seni seviyorum. Affedersin canım. Telefonumu kapattım sanıyorum. Önemli değil. Benim için önemli. Seninleyken başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Sadece seninle olmak istiyorum. Zor günlerle Gonca Gül oldu bambaşka biri. Hem kafası karıştı hem de bütün hisleri. Daha birkaç gün önce tanışsa da Murat'ı, şimdi her gün onunla buluşmak tek muradı. Çünkü o hem kültürlü, hem zeki, hem esprik. Kafası da kendine çok uyuyor üstelik. Kızlara da çok iyi davranmayı biliyor. İnsan onun yanında ayrılmak istemiyor. Eyvah bizim Gonca Gül, aşık olmak üzere. Eczacı flörtünü harcıyor göre göre. Artık gözü Murat'tan başkasını görmüyor. Murat'tan uzaktaysa konuşmuyor, gülmüyor. Evde bile çok zaman çekilip bir köşeye, Murat'ın hayaliyle dalıyor düşünceye. Bakalım bu ilişki nasıl sonuçlanacak? Kimi mutlu edecek, kimin başı yanacak? Ay vallahi şu erkekler ne rahat. Neden Alev? Güzelleşmek gibi bir dertleri yok da ondan. Niye be usta? Şimdi pek çok erkek bizden daha bakımlı vallahi. Gonca Gül haklı. Bazen sokakta yürürken yanımdan geçen erkeğin parfümüne takılıp gitmemek için kendimi zor tutuyorum. Bak sen, sabahları neden geç kaldın anlaşılıyor hanımefendi. Aman Ebru. Vallahi bu devirde erkeğini elinde tutmak istiyorsan bakımlı olacaksın. Doğru. Artık hiçbir kadın çirkin değil. Hiçbir erkek de yaşlı değil. Hele bir de kendine iyi bakıyorsa. Yani herhalde öyledir. Şurayı biraz daha kabartalım mı? İyi günler hanımlar. İyi günler. Alev biraz gelebilir misin? Ay tabii. Tekrar iyi günler. İyi günler. Ne var İhsan, bir şey mi oldu? Daha ne olacak Alev? Yarım saat dedin, sabahtan beri ortada yoksun. Ne yapayım İhsan? Senin için güzelleşiyorum. Hayatım, ben seni her halinle beğeniyorum. Ay doğru mu İhsan? Ay olsun. Artık devir kötü. Her yerde bir sürü güzel kadın var. Hay Allah'ım. İyi hadi. Süslenmen bitince oyalanma da dükkana gel. Merak etme, hemen gelirim. Ah İhsan. Efendim? Akşama sinemaya gideriz değil mi? Gideriz. İhsan. Yine ne var Alev? İstersen sen de git bir saçlarını tara. Değişiklik olur. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Alev? Tövbe yarabbim. Merhaba usta. Kunçakül, bu gördüğüm sen misin? Yok, Ornella Muti. Tabii benim usta ya. Beğenmedin mi? Fıstık gibi olmuşsun kız. Artık imaj değiştirmenin zamanı gelmişti be usta. Oy, imajını yesinler. Biraz da böyle takılalım. Valla sen mi takılırsın, yoksa başkaları mı sağa takılır bilmiyorum artık. Abarttın be usta. Alt tarafı saçımı bir topuz yaptırdım o kadar. Bahadır seni boyla görünce küçük dilini yutacak kız. Onun dili var mıydı be usta? Aşık yaptım be, hemen bozulma. Bahadır bu akşam köslerini senden ayıramayacak. Bu akşam mı? Saçını yaptırmak sağa pek yaramadı galiba Kunçagül. Bu akşam Bahadır'ın doğum günü. Hadi ya. Tamamen unutmuşum. Şimdi hatırladın artık Kunçagül. Allah Allah. Ben bu akşam için başka bir arkadaşıma söz vermiştim. Levent, Ebru, Zeynep hepsine söyledik. Ya ben gelmesem olmaz mı? Olmaz da. Bak zaten kalabalık olacakmış. Bahadır benim yokluğumu fark etmez ha. Olmaz Kunçagül. Senin mutlaka gelmen icap edeyim.
Hoppala. Hoplama sıplama da dinle beni. Mutlaka senin gelmen lazım Kuncagül. Ay niye ya, şart mı? Aa, şart tabii. Bunca zamandır Bahadır'la körüş, konuş. Sonra da doğum gününe gitme. Olmaz öyle şey Kuncagül. İyi gelirim. Kandırdın yine beni. Yaşasın canım benim canım. Uy, ya arkadaşın? Onu arayıp gelmeyeceğimi söylerim artık. Güle güle Kuncagül, görüşürük. Bir tanesin kız sen. Rahat dur ulan maymun suratlı, rahat dur. Açık havayı görünce böyle kendini Afrika ormanında zannettin he? Uy Fadime. Fadime kız. Fadime. Ne bağırıyorsun ulan? Fadime Fadime diye. Bunca yıldır adımı ezberleyemedin mi ulan? Ya ne deseydim kız? Hayriye Hayriye deseydim sanki mi bakacaktım? Tamam ulan saçmalayıp durma. Hayriye kim ulan? Ne diyeceksen çabuk de hadi. Nereye gidiyorsun diyecektim. Kezma. Hı. Önce sinemaya, sonra da akşam yemeğine bir arkadaşa gidelim. Ciddi misin? Hani hep beraber Bahadır'ın doğum gününe gidecektim? Şaka ettim ona şaka. Gideceğiz tabii. Lakin Kuncagül yan çizik. Nasıl yan çizik? Kelma pek kirli yok. Sanki Bahadır'ı böyle pek görmek istemiyor de kaçacak delik arıyor sanki kızdı. Allah Allah. Nasıl olur da benim bildiğim onlar birbirlerini deliler gibi seviydiler. Ha, ne bileyim ula. Ben de anlayamadım. Neyse çabuk yürü. Daha babacığıma yemek hazırlayıp sonra da kendimi hazırlayacağım. Dikkat, dikkat et. Uy. Ben de daha berbere gidip tıraş olacağım. Hem de damat tıraşı. He. Düzenli olarak sabah akşam bu iğneyi yaptırırsan bir haftaya kalmaz iyileşirsin Şakir Hanımcığım. Tamam. Aksatmam inşallah. Aa Gonca Gül geldi. Ben şimdi dönerim. Evet olur. Hoş geldin canım. Oo Gonca Gül. Saçların harika olmuş. Sağ ol usta. Akşamki parti için imajımı değiştirdim. Tabii ya. Arada bir böyle değişiklikler yapmak lazım. Partiye kimler geliyor demiştin ha? Okuldan birkaç arkadaş. Senin anlayacağın geyik muhabbeti yapacağız. Arkadaşının annesi babası da evde olacak mı ha? Bana bak aklım sende kalır sonra. Ha anneannesi dedesi falan hep birlikte parti yapacağız. Gonca Gül ben dalga geçmiyorum. Tamam usta ya merak edilecek bir şey yok. İyi öyleyse hadi sen odana geç. İçeride Şakir Hanım teyzen var. Ben gidip onun iğnesini yapayım. Aa. Sonra görüşürüz. Hadi canım benim. Tamam. İyi günler. Murat Bey ile görüşecektim. Ben Gonca Gül. Efendim. Bağlayın. Alo Murat. Merhaba canım. Ben de şimdi seni düşünüyordum. Nasılsın? İyiyim. Şey, bak plan değişti. Maalesef ben bu akşam gelemiyorum. Yapma. Neden gelemiyorsun? Bir arkadaşım bugün doğum günü. Yemeğe gelirim diye ona söz vermiştim. Unutmuşum. Mecburen oraya gideceğim. Atlatamaz mısın? Bu gece ikimiz için harika planlar yapmıştım. Üstelik seni de çok özledim. Şey, tabii ben de seni görmek istiyorum. Bu gece için anneme bir yığın yalan söyleyip izin de almıştım. Ama aksilik işte. Bak o zaman şöyle yapalım. Sen arkadaşının doğum gününe git. Sonra da ben gelip seni oradan alayım. Ha ne dersin? Bilmem ki ya. O saatten sonra geç olmaz mı? Olmaz olmaz merak etme. Bu gece seni mutlaka görmem lazım. Nerede olacaksınız? Orayı bulurum. Görüşürüz Gonca'm. Hoşça kal. Ne o işi bağladın galiba? Deli misin hiç kaçırır mıyım? Görsen gencecik taptaze bir piliç. Yapma ya. Gene bir yavruyu ağına düşürdün desene. Nasıl tavladın kızı? Vallahi öyle fazla bir şey yapmadım. Bir iki tatlı söz, birkaç iltifat tamam. Ne de olsa toy bunlar. 3-5 yaldızlı lafa tav oluyorlar. Ne adamsın be. Bu yaşa geldin hiç uslanmadın. Bu işler böyle arkadaş. Fırsatını buldun mu kaçırmayacaksın. Bu yüzden de yaşlanmazsın tamam mı? böyle. Saatler olsun.
Sağ olasın Ahmet abicim. Eller ona sağlık. Oy, açan aynen damat gibi oldun böyle de. Şimdi gidip bir güzel giyineyim böyle. Akşama çok şık görünmem icap edeyim. Gezmeye falan mı gidiyorsun ha? He. Açan bugün bizim Bahadır'ın doğum günü de. Akşama hep birlikte yemeğe gidecek. Tabii nişanımla. Uy, uy. Oh, ne güzel. Biz de bu akşam yeğenimin nişanına gidiyoruz. Bir iki aya kadar da nikah var. Allah mesut etsin de darısı benim başıma. Hadi inşallah. Buyurun Şevket Bey. Size iyi eğlenceler Temel. Sağ olasın Şevket abicim. Alaşmarladık. Güle güle. Görüşürük. Saatler olsun. Sağ olasın. Saç mı sakal mı? Elindeymişken ikisi birden olsun bari. Şöyle biraz bakımlı olalım değil mi? Tabii. Oo Temel! Temel merhaba Temel! Uy akıllı deli. Vay yakışıklı Temel! Nereye gidiyorsun ha? Nereye? Nereye olacak da kahveye gidiyorum. Hadi hadi Fadime'yi de buluşacaksınız değil mi ha? Tövbe estağfurullah. Nereden anladın da medyum musun sen? Medyum olmaya ne gerek var Temel? Sinek kaydı tıraşını olmuşsun. Mis gibi kokular sürmüşsün. Bir de ıslık tutturmuşsun. Senin Fadime'ye gittiğini anlamamak için deli olmak lazım deli. Estağfurullah da. Ne mutlu size. Ne mutlu ki birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize güzel görünmek için özen gösteriyorsunuz. Hep böyle olun işte. Sevin, sevilin. Güzel sözler söyleyin. Çiçekler verin. Değer verin sevginize. Emek verin. Aşkı bulmuşken sakın kaybetmeyin. Mutlu olun, mutlu. Tamam da tamam, mutlu olalım. He baş üstüne. He. Hadi bakalım. Yavaş git tamam mı? He. Kederli günlerime. Kederli günlerime. Dağlarımda yıllarca düşmeyecek bir şarkısın. Hadi de kaldırın da herkes bardağını kaldırsın. Bahadır'ın doğum günü şerefine içiyorum. Mutlu yıllar Bahadır. Mutlu yıllar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kaç yaşına bastın Bahadır abi? 28. Oo, evde kaldın desene. İnşallah yakında nişanınızı da böyle kutlarık. He, çok yakında. Hadi hediyeleri verelim. Bu bizden. Umarım beğenirsin. Ebru seçti. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu da benden. Güzel değil mi? Hı, evet. Bu da kılçıkla benim hediyem. İçinin hiç boş kalmaması dileğiyle. Çok anlamlı konuştun nişanlım. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettiniz beni. Sağ olun. Bu astrolojisiyle değişik geliyor da. Ne oldu acaba? Nice yıllara Bahadır. Çok güzel Gonca Bey. Benim için çok değerli bir hediye. Ala ala kitabı almış. Ben olsam kaç çerçevede kendi resmimi verirdim. Değil mi? Evet, kadehimi bütün mutlu çiftlerin şerefine kaldırıyorum. Aynı bizim gibi değil mi kız? Sen niye kadeh kaldırmıyorsun Zeynep? Ben tekim de ondan. bu güzel gecede sizin eğlencenizi bozmak istemem. Ama bir arkadaşım çok hasta. Benim birazdan ona gitmem gerekiyor. Gidecek misin? Mecburum Bahadır. Kızın ailesi Bursa'da. Bakacak kimsesi yok. Tam da gecesinde. Bahadır çok bozuldu. Onun yerine olsam ben de bozulurum. Tak şunu da. Bu gece çok huzursuzsun Gonca Gül. Arkadaşım hasta dedin ya. Hoy hastanım. Aferin be sana.
Buraya koşa bak ya. Çıplak kumrular. Kim bilir neler konuşuyorlar. Akşam bunlar da bir an önce nişanlansalar da mutlu olsalar da. Bizim usta istemiyor galiba. O da seninki böyle nazibi. Kız evi nazibi. Hadi bakalım, siz de bize katılın. Bu gece benim doğum günüm değil herhalde. Hadi kalkın, hadi. Ha bak, tak şunu artık da, tak şunu da, tak da. Gonca Gül. Gonca Gül. Benim kalkmam lazım. Benim kalkmam lazım. Ben seni bırakırım. Lütfen rahatsız olma. Ben şuradan bir taksiye atlar giderim. Bu saatte mi? Saatte 10 Bahadır. Hayrola, ne oldu, kalkıyor musun? Gitmem lazım. Siz lütfen eğlencenizi bozmayın. Biz seni bırakırız. Tabii canım. Levent'te araba da var. Kız başına gidemezsin. Saçmalama usta ya. Kimse benim için rahatını bozmasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Arkadaşı da hastalanacak günü buldu. Oturalım, buyurun. Gel böyle. Sandalyeyi böyle çekeyim. Öyle değil ula, tuvaletim geldi. Gel ben seni tuvalete götüreyim. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Siz de mi gidiyorsunuz? Yok da ben Fadime'yi tuvalete götürüyorum. Affedersin, affedersiniz. Rica ederiz. Bu adam da kim lan? Bu adam, o adam. He?